Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisse almayı cümlemize ihsan eylesin, ikram eylesin inşallah. Ayşe validemize soruldu. Ey müminlerin annesi, Resulullah'ın ahlakı nasıldır? Diye soruldu. Ayşe validemiz, Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dır diye cevap verdi. Sonra siz Mü'minin suresini okumuyor musunuz? Mü'minler felaha erdi. Kat eflal mü'minun. Ayetinden başla ve oku buyurdu. 10. ayete gelince Ayşe validemiz, işte Resulullah'ın ahlakı böyleydi buyurdu. Yani bu 10 ayet başta okuna sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin icmali olarak ahlakının hülasası olmuş oluyor. Cenab-ı Hak da mü'minler felah buldu buyuruluyor. Yani bu 10 ayetin muhtevasına girerek mü'minler felah buldu, kurtuluşa erdi. Yani burada bu 10 ayette hayatın her safhasını yansıyan bir İslam karakteri ve bir İslam şahsiyeti isteniyor. Yani ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği bir müminin yeryüzünde Allah'ın şahidi olması isteniyor. Yani Allah'ın dinini temsil etmesi isteniyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, peygamberler Allah'ın şahididir. Yani Allah'ın dinini temsil eder. Fakat benim ümmetim de diğer ümmetleri Allah'ın şahididir buyuruyor. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olmanın bir bedeli de yeryüzünde Allah'ın şahidi olabilmek. İcmali oldu bu 10 ayetin muhtevasına girebilmek. Yani hayatın her safhasına intikal eden bir İslam şahsiyeti isteniyor. Bir defa birincisi aşk ile yaşanan bir iman, sağlam bir itikat isteniyor. Âmentü billâhi hayata geçirmek isteniyor. Cenab-ı Hak âmentü billâhi hayata geçirenlerin misalini Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Firavun'un sihirbazlığını bildiriyor. Nasıl bir âmentü billâhi, nasıl bir aşk ile yaşadı. Yasin 2. sayfada Habibi Neccar'ı bildiriyor Cenab-ı Hak nasıl bir imanı aşk ile yaşadı. Eshab-ül Uhdud'u bildiriyor, nasıl imanı bir aşk ile yaşadı. Tövbe Suresi 100. ayetinde muhacirler, ensarı bildiriyor, nasıl imanı bir aşk ile yaşadı. Yani itikat yerine oturdu. İllellezine aminu, yani bu iman makam mevkine oturdu. Yine kalbe vurgu yapılıyor. Veşt halinde bir ibadet isteniyor. Beden ve kalp ahengi içinde vecdinde yaşanan bir ibadet isteniyor. Namaz, oruç, zekat, hac vesaire. Muamelat isteniyor. Bu da bir müminde hayranlık ifade eden bir davranış şekli. Yani bir müminden bir kartvizit isteniyor. Bir şahsiyet kimliği isteniyor. Bu da zaten tarihe baktığımız zaman müminler ne zaman beşeriyete bu kart viziti sunmuşlarsa, bir muamelattaki bir hayranlık ifade etmişlerse, orada hidayetler artmıştır. Kosova, Arnavutluk vesaire, bütün Bosna, sayabildiğimiz kadar Afrika misali çok arttırabiliriz. Yine bu okunan ayeti içinde Cenab-ı Hak bir aile hayatı isteniyor. Nasıl bir aile hayatı olacak? Ondan sonra bu 10 ayetten sonra da Cenab-ı Hak insanın mazisine davet ediyor. Mazisiyle bir tedavi halinde olmasını arzu ediyor. Ana karnından başlayarak dünya faslı, vefat ve kıyamette diriliş. Ve bunun bir tefekkürü halinde olmamızı Cenab-ı Hak arzu ediyor. Okunan ayet-i kerimelerin icmali olarak hülasası bu şekilde. Bizden istenen İslam'la bağlılığımızı diri ve canlı tutmalıyız. İnsanlar şahsiyet ve karaktere hayranlık duyarlar. İslam şahsiyetini sergilemeliyiz. İç alemimizi ruhaniyet ve hakka muhabbet ile doldurmalıyız. Cenab-ı Hak ilk defa kendi terbiyemizi istiyor. Kat eflal müminun. Müminler felah bulacak. Fe elhema fucura ve takva. Kat eflal men zekka. İç alem temizlenecek. Menfilikler, fucur kalpten uzaklaşacak, yani Allah'tan uzaklaştıracak, her şey kalpten uzaklaşacak. Takvaya doğru meyil artacak. Bu şekilde bir iç alem temizlenecek.
Ve bu şekilde müminler bir selamete çıkacaklar, felaha erecekler. Takva nedir? Nefsani arzuların zayıflatılması. Ruhaniyeti, nefsaniyetin hoyratlığından muhafaza etmek. Ruhani istidadı inkişaf ettirmek. Cenab-ı Hak'la dost olabilmek. Cenab-ı Hak bu dünya imtihanını, bu dünya dershanesinde bizi böyle bir tahsile davet ediyor. Bu tahsilin neticesinde mümin canlı bir Kur'an olacak. O şekilde bir kalbi selime vasıl olacak. Kalbi selim, rafine olmuş bir kalp. Teskiye olmuş bir kalp, tasfiye olmuş bir kalp. Filtreden geçmiş bir kalp. Berraklaşmış, saflaşmış, Cenab-ı Hak'la her an beraberliği temin eden bir kalp. Bu kalple illâ men atallâhe bi kalbin selim, Cenab-ı Hak bir davetiye veriyor. Yine bu kalbin istikameti münip olacak. Yani hayır ve şer o kalpte netleşecek. O kalp şüphelilerden kaçacak. Daima takvaya doğru yönelecek. Üçüncü olarak nefs-i mutmainne olan beden ruhaniyetin emrine girecek. Ruhaniyetin takviyesi için beden iş görecek. Gözler, kulaklar, deriler, bütün vücut gücü ruhaniyetin emrine girecek. Ruhaniyete hizmet edecek. Ruhaniyetin artmasını gayret içinde olacak. Bu şekilde Cenab-ı Hak bizler iç âlemini temizleyerek Allah'ın yerine şahitleri olmamızı arzu ediyor. Tabi bu muhatapta görmek istediğimiz, etrafta görmek istediğimiz arzuları evvela kendimiz olup olmadığını kontrol etme zorunluluğu var. Yani o dışarıda görmek istediğimiz arzular kendimizde var mı? Onun bir muhasebesinde olmamız zaruri olmuş oluyor. Yani bir muhasebe, hasibu kablen tuhasibu, kendimizi bir muhasebe edebilmek daima. Muhasebe edebilmekte de fiili kıstas sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hayatımın her safhası, aile hayatı, ticari hayat, içtimai hayat, Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatlarının tecellisi üzerimizdeki, yani fiili kıstas, Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir ahir zaman ümmetine bir armağan olarak lütfetti. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın bir sanat harikası, insanda tecelli eder. Her en alt kademeden en üst kademeye kadar bütün toplumlar, bütün mesleklere fiili kıstas. Herkes bütün problemini sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştıkça Efendimiz de çözer. Yaklaştıkça çözer. Ona olan muhabbeti derecesinde çözer.